Her yerimizden kablo fışkırıyor. Ama yapacak bir şey yok. Şu motoru bir çalıştıralım. Evet dostlar, uzun bir süredir vlog videosu çekmiyoruz. Dedim bir vlog videosu çekeyim. Kanalı bir canlandıralım biraz. Sohbet edelim, motordan bahsedelim. Ve yaptığım kazadan biraz bahsedeyim. Şimdi şuradan bir soldan gireyim. Arkamdan araba geliyor mu? Yok. Şuradan bir çıkalım. Motoru bir dıştan çekeyim. Sizlere biraz yaptığım kazadan bahsedeyim. Burada biraz fazla iş makineleri geçiyor ama neyse. Şimdi dostlar, ben yaklaşık bir ay önce Kırıkkale mevkiinde bu motosiklette bir trafik kazası geçirdim. Trafik kazamın sebebi asfalt parçasını vurup tank slapper yaşayıp motorun beni atmasıydı. Yaklaşık 3 gün hastanede yattım. Motorum pert oldu tabii ki. Motor bayağı bir kötü oldu. İşte onu otobüsle buraya göndermek, nakliye firmasıyla buraya ulaştırmak falan çok zor. Yani beni bayağı zorladı. Bizi daha doğrusu, beni, babamı vesaire. Motor çok kötü bir durumdaydı. Şöyle düşünün, grenajlardan tutun manetlere kadar her şey paramparça. Katlanır plakalık bile paramparça olmuştu. Amortisör keçeleri patlamıştı. Bayağı bir şeyler olmuştu. Ondan sonra getirdim, kendimi sağlık olarak iyi hissetmeye başladığım zaman ne yaptım? Motoru yapmaya başladım. Motor Hyosung GT250R 2016 model bir motosiklet. Şu anda bir bakalım. ...23.842 kilometrede aktif olarak da kullanıyorum şu an. Hakkari'deyiz ve bugün yanılmıyorsam 1 Aralık. Yakın zamanda buraya kar düşer. Dostlar, motor çok kötü, dediğim gibi modifiye yapma, yani motoru düzeltmeye başladım ve motor bu konumuna geldi. Yaptığım şeyler. Biliyorsunuz ki Hyosung'un parçaları bulunmuyor. Bulunsa bile çok pahalı oluyor. Ben genelde bulamadım zaten. Amortisör keçeleri falan kolay bulunuyor. İşte konjektör, statör, bunlar kolay bulunuyor. Ama grenajıdır, işte ön camıdır, ön farıdır. Yok abi, yok. Mesela şurada bir çatlak var. Bunu yapamadım. Bunu bulamadım. Parçası yok. Ha, servis lazım. Hakkari'de Hyosung servisi yok. Hatta Hakkari'yi bırak, Doğu bölgesinde Hyosung servisi yok. Bayağı bir zorluk yaşattı. Ne yaptık? Komple buradan sticker set yaptık. 4 tane sinyal değiştirdik. Buraya yüzgeçler yaptık. Ares logosunu buraya yapıştırdık. R25 için yapılan far kaşını buraya yaptım. Motos sticker'ı yaptım. Buraya takılmayın, bu kamera bağladığım aparat. Ön camı karbon fiber kapladım. Onun dışında bayağı bir gitti yani masraf. Komple grenajları boyattım. Sinyal, yeni katlanır plaka. Ondan sonra egzoz. Yani aklınıza gelebilecek her şey baştan sona değişti. Statörden konjektöre kadar. İstanbul'dan Hakkari'ye doğru yola çıkmıştım. Nasip olmadı. Kırıkkale'de bir işte dediğim gibi tank slapper yaşadık. İşte gidonu bıraktım. Arka frenle yavaş yavaş motoru 150'den sürati 120'ye kadar düşürdüm. Ondan sonra asfalt kalıntısı motorun ön lastiğini mi sıkıştı, çamurluğu mu tıkadı, ne yaptı? Ön lastik kilitlendi. Bu ön lastik kilitlenince motor beni üstünden bir attı. Hani olur ya MotoGP'de böyle adam işte adam viraja girer. Motor bir anda onu üstünden atar. Aynısı. Ben şarampole yuvarlandım. Motor da tarlaya uçtu. Motor zaten perte çıkmamasının sebebi, mesela şase falan bükmemesinin sebebi şey oldu. Toprağa uçması oldu. Eğer işte betona falan uçsaydı şu an motoru süremiyordum. Ama şu an hiçbir sorunu yok. Sürebiliyoruz. Hani sağa sola çekmesinden tutun hiçbir şey sıkıntısı bulunmuyor. Sadece beni en çok zorlayan şey, aküyü şarj etmiyordu motor. O sorunu da çözdüm. Artık aküyü de şarj ediyor. Statörle ilgili bir problemmiş. Statörü hallettik. Artık aküyü şarj ediyor. Hakkari şu an çok soğuk. Yani tahmin edemeyeceğiniz kadar çok soğuk. Hani şu an yavaş gitmeme rağmen ve motorun tüm rüzgarı kesmesine rağmen üşüyorum. 1 Aralık gününde 0 dereceleri görüyoruz. Ocaklara doğru, Şubatlara doğru o bir eksi 30'ları buluyor. Bu da bizim Sümbül Dağı.
Kamera için biraz aşağı bakıyor olabilir, kusura bakmayın. Yani normalde geniş açıda ama bir türlü çözemediğim bir sorun var. Geniş açıda olmasına rağmen hafiften bir dar açıya, hafiften bir dar açıdan da çekebiliyor. Bıraktığım zaman da sağa sola çekmiyor, dümdüz gidiyor. Viraja geldik. Evet, çılgın ambulans şoförü silme geçiyor. Öyle yani dostlar, kazamız böyleydi. Bayağı değil, manevi olarak beni çok zora soktu. Psikolojikmen çok kötü şeyler hissettim. Ya psikolojikmen beni çok zorladı gerçekten. Hani hayatımın en kötü zamanlarını yaşadım. Bir iki hafta kafayı yedim, öyle söyleyeyim. Maddi açıdan da babama çok yük oldum. Her şeye para gitmeye başladı. Yani uçakla, uçak biletlerinden motorun tamirine o kadar yük oldum ki. O beni çok sıkıntıya soktu. Öyle yani. Bu da bizim dağlar işte. Umarım ters ışık olmuyordur da, oluyordur muhtemelen. Sümbül Dağı vesaire. Öyle yani dostlar, kazamız bu şekildeydi. Atlattık şükür ama şu an iyiyiz. Dilerseniz artık bir sonraki vlog videosunda görüşmek dileğiyle deyip videomuzu kapatalım. Kendinize çok iyi bakmanızı istiyorum. Motosiklet süren kardeşlerim de lütfen dikkat edin. Tekerinize taş değmez. Kullanan kullanmayan herkes kendine çok iyi baksın. Allah'a emanet olun dostlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.